Merhabalar, Hatice'nin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün birçok şeyin yanında kullanabileceğiniz ev yapımı lavaş hazırlayacağız. Lavaşımızı hazırlamaya ön mayalama işlemiyle başlayalım. Bunun için kapaklı bir kabımızın içerisine bir paket kuru mayamızı dökelim. Üzerine bir yemek kaşığı şeker ilave edelim. Ve bir su bardağı ılık suyumuzu da ilave edip karıştıralım. Karıştırıp kapağını kapatalım ve 10 dakika kadar ön mayalanma yaptıralım. Daha sonra 5 su bardağı unumuzu yoğurma kabımızın içerisine alalım. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. Tuzumuz her tarafına gelecek şekilde karıştırdıktan sonra ortasını havuz şeklinde açalım. Açtığımız havuza maya karışımımızı dökelim. Üzerine yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ ilave edelim. Ve daha sonra 2 su bardağı ılık sütümüzü ilave edip karıştıralım ve yoğurma işlemine başlayalım. Ben biraz makinayla daha sonra elimle devam ettim yoğurmaya. Siz makinanız varsa makinanızla yoğurabilirsiniz. Hamurumuz cıvık biraz. Toparlamak için un kullanacağız. Ben tezgahıma unu aldım. Ve üzerine hamurumu döktüm. Ve unla toparladım. Çok katı bir hamur olmaması gerekiyor. Bunun için unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Elimize yapışmayacak kıvama geldiği zaman yeterli. Gördüğünüz gibi hamurum bayağı toparlandı. Elime de yapışmıyor. İyice toparlayıp tekrar yoğurma kabımın içerisine koyacağım. Ve 20 dakika kadar sıcak ortamda mayalandıracağım. Hamurum mayalandı. Tezgahımı unluyorum ve tekrar hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Ve hamurumdan küçük bezeler yapacağım. Benim tavam çok büyük olmadığı için ben bezelerimi çok büyük yapmadım. Bu şekilde yaptım. Bu şekilde 15 adet beze çıktı. Eğer daha büyük bir pişirme tavanız varsa siz daha büyük bezeler yapabilirsiniz. Bezelerim hazır gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar hafif unluyorum tezgahımı ve bezelerimi tek tek açıp önceden ısıttığım tavada pişireceğim. Bezelerin hepsini açıp bekletmenize gerek yok. Bir taraftan pişerken bir taraftan açabilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Yetişiyor zaten. Evet, tavamı aldım. Kabarcıklar oluşunca arkasını çeviriyorum. Biraz durduktan sonra tekrar çevireceğim. Tam pişmesini beklemiyorum yani ilk etapta. Evet, tekrar çevirdim. Şimdi arkası tam pişene kadar bekletiyorum. Kabarmaları da görüyorsunuz bu arada.
tekrar çevirdim. Gördüğünüz gibi bu tarafı hazır. Bütün bezelerimi bu şekilde tek tek pişireceğim. Tekrar gösteriyorum pişirme aşamasını.